Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla masada buluştuk. Nasılsınız Hülya? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok sağ olun, ben de iyiyim. Heyecanınız ne durumda? Çok. Gerçekten mi? Evet. Bir çıt olsun, rahatlamadınız mı iki yarışmacıdan? Yani biraz 50-50. Birazcık, o da bir işe yaramıyor. Doğru söylüyorsunuz. Yalnız mı geldiniz? Eşimle birlikte geldiniz. Eşinizle geldiniz. Merhabalar beyefendi, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İsminiz neydi? Faruk Türker. Faruk Bey, siz ne yapıyorsunuz? Yani ben emekliyim. Oh. Bu son EYT kapsamında. Oh. 2023 içinde emekli oldum. Tebrik ederim. Şu an yine çok hafif, yine özel sektörde part-time bir işte çalışıyorum. Evet. Ama emekliliğimizin tadını çıkarıyoruz diyebilirim. Ay ne güzel. Sakarya'dan geliyorsunuz. Sakarya'dan geliyoruz. Çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Hülya Hanım'a güveniyor musunuz? Çok güveniyorum. Kendisi yıllardır kelime oyunu sihircisi. Aha. Yıllardır. Ama inşallah talihsizlik gelmez başımıza. İnşallah. Ama tabii güveniyorum. Burada heyecan meyecan bir ton bir şeyler olabiliyor. Haklısınız. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Arada belki döneriz size yine. İnşallah. Hülya Hanım, neler oluyor? Çocuklar kaç yaşında? Kızım Edirne'de eczacılık okuyor. Oğlum da 11. sınıf. O da üniversiteye hazırlanıyor. Çok güzel. Abi ve ablaları gibi sıraya girdi. Ay hadi bakalım. Öyle. Şimdiye kadar onların eğitim maceralarıyla uğraştık. Bunun haricinde ben çiçek ve bahçe bakımıyla çok uğraşmayı çok seviyorum. Bahçeli bir evde oturuyoruz. Oh. Böyle akşama kadar bir şeyler ekiyoruz, bitiyoruz. Çiçeklerle ama ilgili böyle aklınıza ilk gelen önemli bilgi nedir? Bakın şuna bir dikkat edin artık ya. Yani her çiçek güneş alması gerekmiyor. Bazen hı-hı, gölgede olması gerekiyor. Çiçeklerinizin yerini çok fazla değiştirmemeniz gerekiyor. He. Son zamanda bana biraz küsüyorlar galiba. Ya. Biraz nazlanıyorlar gelişmekte. Fakat seviyorum onları. Açan çiçek, yani çiçek açan çiçeği yeşilden, aha, ziyade açanı daha çok seviyorum. Ben de kır çiçeği de aynı şekilde. Evet, hmm, öyle onlarla meşgulüz, uğraşıyoruz. Ay ne güzel, ne kadar güzel. Peki evet, efendim, nakış yapmayı da çok seviyor diye evet, bir not var. Şöyle pandemiden önceki dönemde komşum arkadaşımın tavsiyesiyle halk eğitim merkezine başvurduk. Hani öyle nakış yapayım falan böyle bir hevesim olmadığını düşünüyordum. Aha. Ama çok kıymetli bir hocamız var buradan, ona sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Keyifli, seviyorum ben de. Harika. İkinci defadır gidiyorum. Ha. Evet, iki arkadaş beraber. Hatta başka arkadaşlarımızı da kervana dahil ettik. Hülya Hanım, sabaha kadar konuşsa dinleyeceğim ha. Evet. Bu sakinlik. Teşekkür ederim. Böyle midir? Evde de böyle midir? Heyecandan mı böyle? Yok, normal hep böyle bu şekilde. Aa, müthiş. Bana hep psikolog olmalıymışsın derler. Bilmiyorum. Öyle. Yani bir olur, benim gazım alındı açıkçası şu an. Yani tekrar sınava mı girsem? Valla olur, ne olacak, girin. Evet, aslında belki yazıyordur, maliye mezunuyum. Ben çok kısa bir çalışma hayatım oldu, aha, evlenmeden önce. Evlenip Sakarya'ya gelince çalışma hayatımız kalmadı. Kalmadı. Çocuklar. Depremden sonraki sene biz geldik. Aa. Biraz şartlar zordu, anladım, orada. Anladım. Öyle böyle derken çocuklar vesaire, bulmacalar, kelime oyunu. Harika. Güveniyor musunuz kendinize? Ya aslında iyi olduğumu düşünüyorum ama hani burada bu heyecan, çıkan sorunun, tabii, o anda her şey anlayamayı, her şey değişir. Ekran karşısında çok kolay her, evet, şey. Evet. Öyle. Başlayalım mı? Başlayalım. Ne yapalım? Yavaş yavaş. Başlayalım. Hanımlar beyler, o zaman Hülya Hanım'ın ilk kelimesi geliyor. Ulvi, âli kelimelerinin Türkçe kökenli karşılığı. Yüce. Evet, yüce, doğru cevap. Ya, efendim. İkinci dört harfli kelimemiz geliyor, buyursunlar. Mecazi anlamda bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, entrika. Entrika. Hiç uzaklara gitmeyin, mecazi anlamda böyle çünkü. Bilemedim. Tavla bir nedir efendim? Oyun. Efendim? Oyun. Oyun, doğru cevap. Gibi. Güzel. Beş harfli ilk kelimemiz geliyor, buyursunlar. Başkalarına karşı saygılı davranan. Nazik. Efendim? Nazik. Nazik, doğru cevap. Efendim, beş harfli bir diğer kelimemizin sorusu. Bakın şöyle. Alt anlamı gizli veya hayali olan bir şeyden anlam çıkarma olan sözcük. Gizli veya hayali olan bir şeyden anlam çıkarma. Bilemedim.
Harf alın isterseniz. Harf alayım bir tane. Evet, bir tane harf veriyorum. O. Yorum. Yorum doğru cevap. Altı harflilere geçtik bile, buyursunlar. Yolcu otobüsü sürücüsü. Kaptan. Kaptan doğru cevap. Altı harfli ikinci kelimemiz. Buyursunlar. Bir çeşit orkinos yavrusu. Orkinos yavrusu. Evet. Harf alayım. Harf verelim. T. Aslında evet. Değil. Ne? Torik diyecek. Değil, o değil. Şey, bu şişman yani. Küçük çocuklara da denir. Tombul. O değil de işte. Küçük çocuklara denmiş, şimdi düşünün onu. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. İşte o demin dediğinizin daha sempatiği. Tombik. Ne? Tombik. Tombik doğru cevap. İlk defa duydum. Ya. Gördünüz mü orkinos ama yavrusu? Ama iki harfime mal oldu. Evet, olsun ama onları da almasak yanmıştık. Evet. Orkinos yavrusu diye evet. Beni seven tüm akrabalarıma buradan selam söylüyorum. Ben de burada öğrendim. Gerçekten ben orkinos yavrusu muyum? Allah iyiliğinizi versin. Ama çok tatlı kelime. Evet. Evet. Efendim yedi harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Eşlerden biri için diğeriyle nikahı bozup aile ilişkisini kesmek. Boşanma. Efendim siz Allah muhafaza siz yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Basabilirsiniz, buldunuz zaten. Boşan. Boşanma dediniz ya. Ayrılma. Yok yok, o kelime o da siz yapıyorsunuz. Yani o beraber. Boşanım. Siz ne yapmışsınız adamı? Boşadım. Ha yani ona ne diyor? Master'ı boşamak. Boşamak doğru cevap. Master dediğinizi duymadım. Evet efendim, 7 harfli ikinci kelimeye geçmeden önce yarışmanın tam göbeğindeyiz. 3400 puanımız var. 2 dakikada süremiz var. Tam ortasındayız. Yani 2 dakika harcamışsınız zaten. Bütün soruları bilmek mümkün olursa 9500 puan toparlamış oluyoruz harf almadan. İnşallah. Hadi inşallah. Neden olmasın? 4 harf alabilirsiniz. 4 harf alırsanız da 35 saniye bize bırakmanız gerekiyor. Bakalım nasıl gelişecek olaylar. Bakalım. Hadi hayırlısı. İnşallah. Efendim ikinci 7 harfli kelimeniz geliyor. Buyursunlar. Bir görüşe, tutuma veya harekete karşı olan kimse. Muhalif. Muhalif doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir söz dizisi soruyoruz. Buyursunlar. Futbol oynanmak üzere zemini özel bir maddeyle kaplı ve etrafı tel örgüyle çevrili alan. Futbol oynanmak için tel örgü, yerini de bir şeyle kaplamışlar. Çim? Yok efendim. Özel halı bir saha. Halı saha doğru cevap. Efendim şimdi 8 harfli ikinci cevabımız 2 kelimeden oluşan bir deyim mastarla bitiyor. Şöyle de soruluyor. Alkolün etkisiyle kendini bilmeyecek duruma gelmek. Sarhoşluk diyeceğim. 2 kelime. Böyle ilk kelime zaten çok sarhoş anlamında böyle bir... Zoom olmak. Zom olmak. Zom olmak doğru cevap. Efendim 9 harfli ilk kelimemiz geliyor. Kendisi Batı kökenli olur ama çok bilinir. Buyursunlar. Enerjinin bir ortamda elektromanyetik dalga veya parçacık halinde yayılması. Işınım. Işınım aslında zank diye aklınıza getirir diye evet. Tahmin ediyorum. Enerjinin bir ortamda elektromanyetik dalga veya parçacık halinde yayılması. Harf alayım. Harf veriyoruz efendim. D. Radyasyon. Radyasyon doğru cevap. Buna çok üzüldüm. Efendim 9 harfli ikinci cevabımız bir birleşik kelime kendileri.
Buyursunlar. Hayvan postunu kullanılacak duruma getirme işleminin yapıldığı yer. Tabakhane. Tabakhane doğru cevap. Efendim 10 harfli ilk kelimemiz. İkilememiz. Bugün kutladığımız ikileme günü dolayısıyla ikileme. Buyursunlar sorusu geliyor. Yenildiğinde kolay ezilen veya ağızda dağılan yiyecekleri niteleyen bir ikileme. Yumuş yumuş. Değil efendim. Yenildiğinde kolay ezilen ve ağızda dağılan yiyecekleri niteleyen bir kelime. Kıyır kıyır. Efendim? Kıyır kıyır. Kıyır kıyır doğru cevap. 30 saniyemiz var ve bir tane 10 harfli son kelimemiz var. Son sorumuz. İki kelimeden oluşuyor mecazi bir tabir. Buyursunlar. Çevresinde olanlardan haberi olmayan kimseleri niteleyen mecazi bir söz dizisi. Çevresinde olanlardan haberi olmayan kimseleri niteliyor. Bir harf alayım. Bir harf alabiliriz. P. Süreden dolayı artık sadece bir harf daha alabilirsiniz. Bir harf daha. Bir harf daha aldık ve konuyu kapattık. Ü. Çevresinde olanlardan haberi olmayan. Evet. Mecazi anlam olduğunu. Üç maymun ne yapar efendim? Ne yapar? Görmez, duymaz. Ne? Görmez. Evet. Gözü kapalı. Ne? Gözü kapalı. Gözü kapalı doğru cevap. 100 puanla. Evet. Hanımlar beyler, Hülya Hanım 100 puanla 9200 puan alarak gün birincisi konumuna geçti. Alkışlıyoruz kendisini. 5 saniyede bize bıraktınız. Ellerinize sağlık. Ali Bey'i 100 puanla da olsa geçmiş oldunuz. Evet. Evet. O da çok güzel yarıştı. Evet. Evet. Biz Hülya Hanım'ı alkışlarla yerine uğurlarken günün son yarışmacısını masaya alıyoruz.